büyük bir kalabalık kitlenin evrime inandığı yalanını telkin ederler. Darwinistikler rejiminin boyutları bilindiğinde neden evrimin bütün dünyada destekleniyor gibi görüldüğü daha rahat anlaşılır. İnsanların bir kısmı genellikle kalabalığın yaptığı şeylerin makuliyetine inanırlar. Kalabalığı haklı bulmak isterler. Halk arasındaki uydum kalabalığa lafı bu anlayışın ürünüdür. Oysa Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Ayetinde belirtildiği gibi çoğunluk çoğu zaman Allah'ın yolundan saptırıcı bir kitle telkinine sahiptir. Çoğunluğa değil Kur'an'a ve vicdana uymak esastır. Dünya savaşları sırasında kitleleri ölüme götüren Hitler Almanyası'nı, Mussolini İtalya'sını, komünist Rusya'yı kana bulayan yine bu kalabalık psikolojisidir. Temelini Darwinist ideolojinin oluşturduğu bu çarpık zihniyet yalnızca bu dünya savaşları ve onların kirli etkileri sonucunda 200 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. İşte Darwinizm konusunda da insanları en fazla aldatan unsurlardan bir tanesi bu kalabalık kültürüdür. Peki bütün mantıksızlığına rağmen çoğunluğun Darwinizmin benimsenmesi nasıl sağlanmıştır? Bunun sebepleri şunlardır. A. Darwinizm dönemin ateist masonları tarafından teşkilatlı şekilde organize edilmiş batıl bir inanç sistemidir. Başlangıcından şu aşamaya kadar bütün gelişimi bu organize plan dahilinde gerçekleşmiştir. b. Ateist masonlar tekerlerine aldıkları bazı basın yayın araçları yoluyla ilk başta oldukça tepki çeken evrim fikrini derinden ve sessizce yaymışlar, bir kitle hipnozu meydana getirmişlerdir. c. Ateist masonların tekerindeki dergiler, gazeteler, televizyonlar ve diğer yayın organları vasıtasıyla evrimin bir gerçek olduğuna dair aldatıcı telkin verilmiştir. Bu telkin halen devam etmektedir. D. İnsanlar üzerinde büyü etkisi oluşturabilmek için sahte resimler, rekonstrüksiyonlar, sahte fosiller, sahte çizimler oluşturup görsel telkin metotları geliştirilmiştir. E. Tarihin en büyük sahtekarlığı olmasına rağmen evrimi okul müfredatlarına bir bilinmiş gibi dahil etmişlerdir. F ateist masonların tekelindeki Darwinist diktatörlük bütün dünyada evrimi koruması altına almış, bazı devlet yönetimleri bu koruyuculuğu bizzat üstlenmiştir. Evrime karşı gelmek adeta bir milli suç sayılmış, insanlar, okullar, idareler bu sebeple mahkemeye verilmiştir. G. Evrime karşı gelenler sindirilmişler, susturulmuşlar, işlerinden edilmişlerdir. Evrim, itiraz edilmez bir konuma getirilmiştir. H. Bilim tümüyle evrimi reddetmiş olmasına rağmen evrime inananları bilimsel, inanmayanları bilim dışı ilan etmişler ve bu telkin sonucunda evrimi reddedenlerin toplumdan dışlanmasını sağlamışlardır. Görüldüğü gibi Darwinizm bilimsel olduğu için değil, tamamen dayatma yoluyla telkin edildiği ve Darwinist diktatörlük tarafından korunduğu için dünyada destek bulmuştur. Çoğunluğun bu sahte teoriyi destekliyor gibi görünmesi insanları aldatmamalıdır. Çünkü bu insanların bir kısmı Darwinizmin dünya çapında yaşanan tarihin en büyük sahtekarlığı olduğunu bilmemekte, bir kısmı ise işini kaybetmemek veya çevrenin tepkisini çekmemek için Darwinizmi destekliyor gibi gözükmektedir. Elbette bu insanlar arasında azınlık da olsa Darwinizm'i bir ideoloji, sahte bir din olarak benimseyen kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi zaten Allah'ın varlığını reddetmek ve batıl olana uymak için yaratılmışlardır. Kur'an'a göre bu insanlar mucizeler dahi görseler inanmayacaklardır. O yüzden böyle kişilerin varlığı insanları aldatmamalıdır. Yüce Allah Kur'an'da bu insanları şöyle tanıtır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah'ın dilediği dışında yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. En'am suresi 111. Kur'an'da açıkça tanıtılan bu insanlar aslında yaptıklarının yanlış olduğunu bilmektedirler. Darwinizmin sahte ve yanlış olduğunun, kendilerini ve tüm varlıkları yaratanın yüce Allah olduğunun farkındadırlar. Fakat onlar Kur'an'da bildirildiği gibi vicdanları kabul ettiği halde büyüklük içinde olmalarından dolayı itiraz ve inkar içindedirler. Bir ayette yüce Allah şöyle buyurur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Neml Suresi 14